Böyle davranarak beni ikna edeceğini sanıyor. Daha çok kızıyorum. Ya fark etmiyor bunu? Canım iyi de senin istediğin bu değil mi? Kendine ait yaşam alanı, kendi işin. Neden bu kadar kızıyorsun ki Mehmet'e? Ya istediğim buydu, tamam. Ama beni bu kadar yıprattıktan, onurumu bu kadar kırdıktan sonra yok artık yaptığının bir önemi. Gümüş, bak bu ikiniz için de güzel bir fırsat olabilir. Düşünsene, sen, Melek, Mehmet, yalıdan uzak, ayrı bir ev. Size ait bir yaşam. Ben de yaşadım aynı şeyi. İnan bana soluk alacaksın. Gerçekten. Niye daha önce düşünmedim ben? Gümüş, ne ol? Dur ne olur, ben iyiyim. Biraz lütfen sakin davran, lütfen. Çok sağ ol. Gümüş, ne diyorsun? Her şey çok güzel olacak. Gümüş, Gümüş! Allah Allah. Tamam, kabul ediyorum. Anlamadım. Düşündüm ve bir karar verdim. Kabul ediyorum. Bu harika. Çok sevindim. Peki evle ilgili ne düşündün? Yoksa yalıya dönmeyi mi düşünüyorsun? Hayır. Bahsettiğin eve taşınacağım. İşte bu. Söz veriyorum, pişman olmayacaksın. Söz veriyorum. Bak gör. Çok mutlu olacağız. Artık her şey çok farklı olacak. Çok. Gümüş, evi bir görmelisin. Muhteşem. İnan bana bu sefer çok mutlu olacağız canım. Anahtarları verir misin Mehmet? Anahtarlar? Al bakalım. İstediğin anahtar olsun. Ne zaman taşınıyoruz yeni evimize? Sen değil Mehmet, ben ve kızım taşınıyoruz. Gümüş. Gümüş. Gümüş, bir saniye. Sen ne dediğinin farkında mısın Gümüş? Seni ve kızımı yalnız bırakacağımı mı sanıyorsun? Mehmet, bu iş ya senin yardımınla olur ya da ben kendi başıma yaparım. Düşün, kararını ver. Tamam mı?